Yine bir kitap hediye edeceğiz bu akşam inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Hayırlı sahurlar. Hayırlı Bismillah. Hayırlı geceler hocam. Heyecanlıyım şu an. Buyurun efendim. Şanlıurfa'ya selam olsun. Hocam, razı olsun. Hocam biliyorsunuz hani 6 Şubat'taki depremden hani deprem oldu. Evet, geçmiş olsun. Bütün Türkiye'ye Allah sizlere de. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam iki sorum vardı size. Hı hı. Birincisi depremden sonra hani ibadetine yönelmeye hani Rabbim uyandırdı. Hamdolsun elhamdülillah. Yalnız ibadetimi tam şu içerisinde yapamıyorum. Tövbe ediyorum. Acaba kabul etti mi Rabbim? Tövbelerimi kabul buyurdu mu? Namazımı hiçbir şekilde huşu içerisinde kılamıyorum. Sürekli bir vesvese içerisindeyim. Sürekli bir korku içerisindeyim. Bu korkuları atamıyorsunuz. Evet, hiçbir şekilde. Depremden dolayı mı korku, yoksa geçmişlerde çok günah işledim, bunları nasıl affettireceğim? Bundan dolayı mı? Tam vesile oldu hocam. Öyle söyledim. Ne? Yani bulamıyorum bir türlü. Deprem vesile oldu. Hani günahlarım gözümün önüne geliyor. Tövbe etmeye çalışıyorum. Evet. Hani diyorum ki acaba diyorum Rabbim tövbemi kabul etmeyecek mi? Hani geceleri yatamıyorum. Acaba yine deprem olacak? Yok ben ölmeyi hani sürekli ölüm aklıma geliyor hocam. Psikolojim çok bozuldu. Evet, çok geçmiş olsun. Şimdi bu durumda sadece sizin değil. Korona zaten milletin, dünyanın bir psikolojisini bozdu. Koronadan dolayı herkes evine kapandı, eve çıkamadı, maskeler taktık, normal hayatımızı yaşayamadık. Psikoloji zaten bozuldu orada. Üzerine bir de Türkiye'de büyük depremler yaşadık. İki tane efendim üst üste 7.7, 7.6 şeklinde depremler. Dünyada görülmemiş böyle 12 saat arayla olmadan iki tane büyük depremin ard arda olması. Ve bu bizi alt üst etti, hepimizi. Hepimiz enkaz altında kaldık. Bundan dolayı psikolog eşliğinde destekler almak lazım. Manevi, moral eğitimleri almak lazım. Üniversitelere ben çağrıda yapmıştım. Buradaki depremde ilgili konuşmalarımızda, işte Ülke TV'deki yaptığımız konuşmalarda güncel konular her pazartesi yapıyoruz ya. Şunu söyledim. Bütün Türkiye'deki ilim adamları, gönül insanları, psikologlar, rehberler, hocalar, manevi moral desteği verecek hocalar o bölgeye çokça gidip çokça insanlarla alakalı konuşmalar yapması lazım. Psikolojik destekler vermesi lazım. Bu parça parça yapılıyor ama tam istediğimiz manada mı? Maalesef tam istediğimiz manada değil. İnsanların sadece karnını doyurmakla, sıcak bir yuva vermek, tabii bu çok önemli. Ama her şeyini halledemiyorsunuz. Bu korkuları yenemiyor işte. Bu korkuları yenmenin yolları var. Onları da inşallah zaman zaman bu eğitimlerle sizlere destek verilecektir. Benim şimdi size söyleyeceğim şu. Biz Rahman ve Rahim olan bir sahibimiz var bizim. Anamızdan da babamızdan da bize merhametli bir sahibimiz var. Allah kulunu yarattı ve sevdi. Kulu seviyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Önce o bağışlamak ister, affetmek ister. Bundan dolayı biz bir defa onun sevgisini kazanmak için uğraşacağız. Ölüm elbette istenmez. Ölümden korkuyoruz. Ama ölüm bir gerçek. Hayatın da bir gerçeği. Ona da işte az önce dediniz ya, namazıma başladım, ibadetime hazır olacağız. Allah'a yakın olmak için ibadet etmemiz gerekiyor. Çünkü yaratmış bizi, her türlü nimeti vermiş. İşte şuraya arkadaşlar getirdiler. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı nimetlerin milyarlarda biri değil şu masanın üzerinde gördüğünüz. Allah renk renk, desen desen, biçim biçim, şekil şekil, o kadar güzel yiyecekler, lezzet, tat, raiha, efendim aroma, her şey ne ararsanız var burada. Sonsuz bir nimet var. Ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha. Sayamayacağınız kadar nimet var. Bu Allah'ın sevgisi, bize sevdiğini gösteriyor. Önce sevgisini esas alacağız. Sonra korku gelecek. İnşallah acele etmeden yavaş yavaş yapabildiğin kadar ibadetlerini itinayla yapmaya çalış. Vesveseye karşı İhlas surelerini oku. Kur'an'ı oku. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsan Kur'an öğren. Bak çok moral verir size. Kur'an-ı Kerim'i tatlı tatlı okumak sizi %50 sıkıntılarınızı giderir inşallah. Evet kardeşim, başka soru var mı?
Ben bir de etkilendiğim konu, Allah razı olsun sizden. Hani ben nasıl etkilendim? Benim ailem Adıyaman'da yaşıyorlardı. O gün de ben Adıyaman'daydım. Hani dedim ki Rabbim dedim, hani burada olsaydım hani umurumuzda hep üstüme düşecekti. Hani artık çıkamıyorum işin içerisinden. Ya Kur'an'ımı hatmettim. Hamdolsun Rabbim nasip etti. Hani tamam. Bilmiyorum hocam. Anladım. Acele etme. Acele etme. Daha önünde çok uzun yıllar olacak. İnşallah ibadet etmeye, tövbe etmeye, daha çok oruç tutmaya, namaz kılmaya vaktin olacak. Amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olandır diyor Peygamberimiz. Devam etmeye çalışacak. İstikrarlı bir şekilde. Bir gün çok çok yapıp ikinci gün terk etmek yerine az da olsa devamlı yapmaya çalışacaksın. Sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyorum size. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.